Amerikan dış siyasetini etkileyen yayın organlarında ABD ve Batı'nın Ukrayna krizindeki başarısızlığı tartışılıyor. ABD'nin dış siyasetini etkileyen yayın kuruluşlarından The Washington Post'ta editörlerin analizi imzasıyla itiraf niteliğinde bir makale yayımlandı. Batı, Ukrayna'da oluşan küresel bölünmeyi kapatmak zorunda başlıklı makalede, ABD ve zengin dostlarının gelişen dünyayla güçlü bir ortaklık kurma konusunda başarısız olduğu vurgusu yapıldı. Afrika, Latin Amerika ve Asya'da pek çok hükümet batılı müttefiklerin Rusya'nın saldırganlığına verdiği yanıtla arasına mesafe koydu. Batı açısından bu tablonun ortaya çıkmasına yol açan ihmal çok ciddi bir hata ve burada yüksek öncelik işleri yeniden yoluna koymak olmalı. Makalede Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınaması için yapılan oylamada 35 ülkenin çekimser kaldığı hatırlatıldı. Karşıtlığının Çin, Küba, Nikaragua gibi ülkelerle sınırlı kalmayıp Hindistan, Güney Afrika ve Senegal'e de uzandığına dikkat çekildi. Bu durumun 3 nedeni var. Rusya'dan silah almaları, Çin yatırımları ve Amerika'nın ilgisizliği. Bunun sonucunda çok sayıda hükümette çıkarlarının ABD ile saf tutarak karşılanamayacağı kanaati oluştu. Ukrayna'da süren çatışmanın ABD ve Rusya arasındaki bir vekalet savaşı olduğu algısı hakim. Ülkeler saf tutmakta isteksiz. Bunun çaresi çatışmaya yaklaşımımızı Rusya'yı ve otokratik liderini cezalandırma çerçevesinde değil, kendi kaderini tayin için savaşan Ukrayna'ya yardım şeklinde sunmaktan geçiyor. Washington Post editörleri, ABD ve Batı'nın Ukrayna'daki başarısızlığının daha büyük tablonun sadece görünen bir parçası olduğunu belirtti. Bir diğer başarısızlık örneği olarak Los Angeles'ta yapılan Amerika kıtası zirvesini işaret etti. Küba, Venezuela ve Nikaragua'nın davet edilmediği zirveyi 12'den fazla Güney Afrika ülkesi boykot ediyor. Boykotun başını Güney Amerika'nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Meksika çekiyor. Makalede ABD Başkanı Joe Biden'ın 23 Mayıs'ta ilan ettiği Hint-Pasifik ekonomik çerçevesinin de ABD'nin müstakbel müttefiklerini etkilemekte açıkça yetersiz kaldığı ifade edildi. Çin, pandeminin en zor zamanlarında pek çok ihtiyaç sahibi ülkeye ücretsiz Covid-19 aşısı yolladı. Rusya ise Hindistan ve terörle mücadele eden Afrika'nın pek çok ülkesine silah satıyor. Ayrıca bu ülkelerin ana tahıl ve gübre kaynağı. Makalede Biden yönetimine Ukrayna'da daha da uzayan bir savaşın gıda, enerji, gübre fiyatlarını iyice yükselteceği uyarısı yapıldı. ABD ve Batı'nın Ukrayna politikası ile ilgili benzer uyarıları, Soğuk Savaş politikasının mimarı eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da yapmıştı. Kissinger, Ukrayna'nın toprak parçası vermek dahil Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini belirtirken, ABD ve Batı'ya da Rusya'yı yenilgiye uğratma çabasından vazgeçmeye çağırmıştı. Bu noktadan sonra savaşı sürdürmek, Ukrayna'nın özgürlüğüyle değil, Rusya'yı tamamen kaybetmekle ilgili olacaktır. Rusya'nın kendisini Avrupa'dan tamamen uzaklaştırabileceği ve başka bir yerde kalıcı ittifak kurabileceği bir durumla karşı karşıyayız. Batı'nın Ukrayna uğruna Rusya'nın Avrupa güç dengesindeki konumunu unutması ölümcül bir hata olur. Bu bizi onlarca yıl geriye götürür.